Şimdi artık Hürkuş'a gelelim. Türkiye'nin uçaklarını konuşuyorsak şu anda uçan bir uçağını konuşacağız. Hürkuş projesi bayağı bir konuşuldu, bayağı bir tartışıldı ve sonunda yapıldı, havalandı. Biz de gittik Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde Hürkuş'u bizzat görüntüledik. Bu gördüğünüz alanda TUSAŞ'ın eğitim uçakları ailesinden 4 farklı uçak var. 3 tanesi Hürkuş ailesinden, bir de Hürjet var. Hürkuş ailesinden arkamda gördüğünüz sarı siyah boyalı olan Hürkuş A, bu Avrupa Havacılık Emniyeti Otoritesi'nden Avrupa'da askeri sistemler üzerinde olmasına rağmen sertifiye olmuş ilk uçaktır. Yani Avrupa'nın askeri sistemlerle birlikte sivil sertifiye olmuş ilk uçağı. Dolayısıyla Hürkuş'un sivil eğitim uçağı versiyonu diyebiliriz. Sizin arkanızda kırmızı beyaz Hava Kuvvetleri Komutanlığı için tasarlanmış, şu an işte test sürecinde olan Hürkuş B askeri eğitim uçağı versiyonumuz var. Ve bir tane de Hürkuş C ileride Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığımız için planladığımız Hürkuş C uçağının bir erken duhul, yani önceden geliştirme versiyonu bu uçakta. İleride planladığımız şeyleri önden, daha sözleşme başlamadan, program takvimi başlamadan kendimiz çalışarak geliştirdiğimiz bir nevi test uçağı. Hürkuş'ta da Hürjet'te de hep üstüne koya koya farklı farklı modeller yapılmış. Yani müthiş bir birikim söz konusu galiba. Şimdi tabii Hürkuş aslında hayata geçmiş bir proje. Şu anda burada artık mock-up'ını değil, kendisini artık, hatta sertifikasını aldığı sistemlerini görüyoruz. Ama Hürjet şu anda hala tasarım aşamasında ve belli bir takvimi var. Ama çok önemli bir proje. Belki hani MMO'yu konuştuk. MMO kadar önemli bir projeden bahsediyoruz. İlk uçan kendi yaptığımız yerli ve milli jetimiz olacak. İlk jetimizi görüyorsun burada. Yerli ve milli ilk jetimiz. Jetimizi Hürjet olacak. Hürjet olacak. O yüzden önemli. Diğerinin takvimi daha uzun. Ama bu hayata geçişi çok daha kısa sürede olacak. İlk uçuş ne zaman planlanıyor? 2022 yılında, 2022 yazında ilk uçuş planlanıyor. Gördüğünüz kanadın üzerinde 3 istasyon var. Silah kabiliyeti üzerinden anlatayım. Buna biz ağır istasyon diyoruz. Orta istasyon, hafif istasyon. Bir kere Hürkuş'ta hiç hava silahı olmayacak. Yani havada bir şeyi avlamayı hedeflemiyoruz. Hep yer hedeflerini hedefliyoruz. Yer hedeflerine gittiğinizde iç istasyona harici yakıt tankı takabilirsiniz. 6 saat havada kalabilirsiniz. TÜBİTAK SAGE'nin HGK-3 MAX 82 500 pound sınıfı hassas güdümlü bombasını, milli bir bombamızı takabilirsiniz. Roketsan'ın teber bombasını takabilirsiniz yakıt tankının yanı sıra. LUMTAS, Roketsan'ın şu an orta istasyonunda gördüğünüz siyah füze, Roketsan'ın LUMTAS füzesi. Lazer güdümlü tank savar silahı bu. Tank vurabilirsiniz. Piyade başlığıyla değiştirebilirsiniz. Bunun harp başlığı farklı versiyonu da var. Piyade harp başlıklı versiyonu da var. Piyadeye karşı da kullanabilirsiniz. Kaçı yerli ve milli şu anda? Yani biz hangi noktadayız orada? Öncelikle şuradan başlayayım. Tasarım olarak %100 yerli ve milli. Biz tasarladık. A uçağının gösterge sistemleri tasarımcısıydım. Onun gösterge sistemleri benim tasarım. B uçağında atış kontrol sistemi tarafında tasarımcıydım. Şimdi de program tarafında, yani idari tarafında çalışıyorum. Ne yabancı derseniz, henüz ülkemizde bu sınıfta uçaklara uygun bir turboprop motor geliştirilmiş değildir. Motorlarımız yabancı. Bir tarafta kendi atak helikopterleri, bir tarafta işte Türkiye'nin üreteceği Gökbeyler, bir tarafta Hürkuş C'lerle hava filosu çok büyük bir noktaya doğru gelmiş olacak. Eskiden benim yanlış hatırlamıyorsam, benim dönemimde de yoktu, kara kuvvetlerine bağlı taarruz helikopterleri. Şimdi jandarmanın SİHA'sı var, jandarmanın İHA'sı var, jandarmanın atak helikopteri var. Jandarmanın terörle mücadele edecek olan uçağı olacak. Ki bu konsept tamamen kara kuvvetleri birliklerini iç güvenlik harekatından çıkartıp yurt dışındaki operasyonlara sevk etmek
jandarmayı kendi başına ekstra tabii tedbirler olabilir. F-16 takviyesi alabilirsiniz, karakol takviyesi alabilirsiniz. Ama kendi başına yeterli bir noktaya getirmek anlamına çok önemli. Bu büyük bir dönüşüm. Gerçekten de yerli ve milli sanayimiz adına en önemli projelerden birine bindik. Mete Arar'la birlikte Hürkuş'tayız ve burada tüm emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. Onlar hepimizin gururu. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hürkuşlar özelinde o kadar çok kara propaganda yürütülmüştü ki hatırlayalım. Aslında o bölümü niye vermedin? Evet, tam onu özellikle yayında konuşalım istedim. O yüzden aslında vermedim. Onun sesinden verseydin. Onun devamını o zaman, onun sesinden, mühendisimizin sesini izlemek isteyenler için Ne Var Ne Yok'un YouTube kanalına girin, onu da söyleyeyim. Ama orayı Mete Erer anlatsın stüdyoda. Ya tabii herkesin en büyük endişesi budur. İşte Güneydoğu'ya gidersin. Asker de bundan sıkıntısını duyar, polis de bundan sıkıntısını duyar, doktor da bundan sıkıntısını duyar. Çalışan, bu ülke için emek sarf eden insanların en büyük sorunu sosyal medya üzerinden dayak yemektir. Evet. Şimdi bu uçakla ilgili herkesin söylediği şeyler var. Yapa yapa pervaneli uçak mı yaptınız hikayesi. Pervaneli uçak mı yaptınız? Evet. Bu uçağın hızını bilmeyenlere söylemek lazım. 650 nat. Yani? 900 kilometre. Hiç de pervaneli uçak gibi değil yani. Hayır, sen gibi. Sen uçağa bindin. Üzerindeki sistemler ne? Normal bir jet uçağındaki bütün sistemler üzerinde var. Zaten bu uçağın böyle olmasının bir özelliği var. Bunu özellikle bu tip yapmalarının bir amacı var. Neden? Bu bizim pilotlarımızın eğitiminde kullanılmak üzere yapılıyor. Bir pilotun eğitiminin maliyeti yaklaşık $1 milyon. Bu eğitim sırasındaki uçuşlardaki maliyeti azalttığında çok büyük tasarruflar elde ediyorsun. Amaç pervaneli bir uçak olsun, yine yüksek hızda olsun. Üstündeki bütün sistemler bir jet uçağında, normal bir uçakta olan sistemlerin birebir benzeri olsun ve bu benzerler üzerinde çok daha tasarruflu bir şekilde üretilsin diye yapılmış durumda. Zaten dünya da buraya doğru gidiyor. Yani bu uçağı kullanan yanında Türkiye değil ki. Türkiye de kendisini bunu ona yapmış. Başka bir şey, bu uçağın işte o jandarmaya verilecek olan, terörle mücadele olacak, kullanacak olan Hürkuş C modeli silahlı bir modeli. Ve silahlı modelin şu amacı şu. Bir F-16'nın işte uçuş maliyeti $25,000 civarındaysa o uçağın maliyeti binli bir rakamda. Yani Türkiye terörle mücadele ederken de doğru yöntemlerle etmek üzere bir plan dahilinde ilerliyor. Bunu yalnız Türkiye yapmıyor. Dünyanın en fazla para ayıran Amerika Birleşik Devletleri de terörle mücadele kapsamında kullanılmak adına F-22'sini kullanmıyor. Eski modellerini gerekirse tekrar envantere alıyor. Daha düşük maliyetli uçaklarla terörle mücadele kapsamında faaliyetlerde bulunuyor. Türkiye'nin bu şu anda üretmiş olduğu Hürkuş C, Hürkuş B ve Hürkuş A Türkiye'nin çıtasını bir üst seviyeye getiren bir yapı. Şey olarak düşünmeyin. Dediği gibi üzerindeki bir tek motoru yerli değil. Onun dışındaki bütün sistemler... O da atak helikopterinin motorunun geliştirilmesiyle beraber o plan dahilini alıyoruz dedi bu mesela. Bu başka bir helikopter. Yani bu başka bir motor. Ama şu var. Üzerinde kullanılan motor sivil bir motor olduğu için satışı özel izinlere tabi olan bir motor değil. Hmm. O yüzden de bunu hemen kısa bir sürede üretmekle ilgili bir şey yok. Yani sıkıntı yok. Yani gerekçe de yok.
Her şeyi üretmek zorunda da değilsiniz. Bir kez daha söylüyorum. Tabii, tabii. Üzerindeki o bütün sistemleri... Yani bazı insan öyle istiyor ki A'dan Z'ye işte 1000 parçaysa 1000'i de yerli ve milli. Hayır ya, gereksiz bir şey üreteceksiniz. Yani onun çok daha başka bir yerden temin etme imkanı varsa niye üretesiniz ki? O enerjinizi başka bir noktaya tabii, taşıyabilirsiniz. Yani her şeyin bir planlaması var. Bir kez daha söyleyeyim. Bu arada soruyu düşündünüz mü Mete Ara? Neyi? O bunun soruyu, mu? Evet, bununla ilgili soru bekleyenler vardı. Tabii tabii. Yani buradaki önemli olan şey şu. Hani adının bence önemli bir ibaresi var. Hürkuş. Hürkuş. Neden geliyor? Vecihi Hürkuş'tan geliyor. Yani yıllarca Türkiye'de neden uçak üretilmedi ve üretilemedi ve neden engellendiğinin ilk tokadı bu Hürkuş. İlk tokadı atıyor aslında. Ben anlamı, bazı şeyler vardır, anlamlıdır. Seçtiğin isim, operasyon ismi, bunların her birinin bir anlamı vardır. Bu Hürkuş'un isminin verilmiş olması da aslında bence çok önemli. Hiç küçümsemeyin. Kendi sistemi içerisinde dünyadaki en iyisini başarmış durumda Türk mühendisleri. Ve buradaki elde edilmiş olan tecrübeler hiç boşa giden bir tecrübe değil. Bu tecrübe Hürkuş, Hürjet'te monte edilecek. Ve Hürjet'in şeyini söyledi, sorumuzda olsun. İlk Hürjet ne zaman uçacak dedi. Evet. İlk Hürjet ne zaman semada olacak? Sorusu bu. Cevabı bu. Cevabını bekliyoruz. Buradaki yine bize Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin gönderdiği hediyelerden göndereceğiz. Bu kez 2-3 kişiye göndereceğiz. Evet. Instagram'da benim son fotoğrafımın altına, Twitter'da yerli ve milli etiket. Şunu söyleyelim. Zamanında Hürkuş'a uçmaması için yapılan baskı, başına gelenlere baktığınızda ve o hüsranı yaşadığımızda ne yaşanıyorsa bugün aynısını yaşatmaya çalışan insanlar da var. Hem mühendislik anlamında, hem küçümseme anlamında, hem de diğer psikolojik harbin bütün unsurlarını yaparak baskı altına almaya çalışan insanlar var. Bir kez daha söyleyelim. Biz bu gittiğimiz yerin hemen bir üst tarafında F-16'ların modernizasyonlar yapılıyordu. Hı hı. Başka bir tarafta başka bir uçağın modernizasyonu yapılıyordu. Bu arada bu uçaklar vardı. Her yer, yani öyle söyleyelim, bütün hangarlar ve bütün yerler nasıldı? Full. Çalışan, emek harcayan, ter döken ve bu terinle mutlu olan mühendisler, teknisyenler ve işte ne diyeyim, güvenlik görevlisinden oradaki hizmetlisine kadar ki mutluluğunu gözünden gördüğümüz insanlar vardı. Şunu diyorsunuz gittiğinizde, yani keşke bir televizyoncu, bir gazeteci olarak çok daha önce gelseymişim buraya. Mete'ler 3-4 kez gitti ama ben ilk kez gittim mesela. O gururu yaşadım. Keşke daha önce gelseymişim dedim ve bunu keşke daha önce sizlere duyurabilseymişiz, anlatabilseymişiz. Ya keşke ben de bildiklerimi aktarabilseydim. Yok, gayet güzel aktarmadım. Hayır, aktarmadım. Yani çok daha farklı, evet. Yani Türkiye'nin aslında bugün konuştuğumuz yerden çok daha öteye gitmiş olan bir bilgi birikiminin olduğunu bilselerdi. Hani bir şey vardı ya, rahat uyumazdım diyordu ya, evet. Yani insanlar. İnanın kafanızı yastığa koyar rahat uyurdunuz. Türkiye herkesin bildiğinden bir çıt yukarıda aslında. Bakın bu, mesela yalnızca, şuraları tamamen Türk mühendisler yaptı bunları. Türk mühendis, her şey oradaki. Bütün sistemler dahil olmak üzere. Aselsan dahil olmak üzere. Bu işin içerisinde yer alan bütün paydaşlarıyla beraber yapılan bir üründen bahsediyoruz. Yalnızca uçağın dışı tasarruf etmek anlamında bu tipte yapılmış. Ama içi, bulunduğumuz içi biliyorsun şey. Bir jet uçağının birebir aynısı. Aynısı. Hatta bu uçağın bir özelliği daha var. O bulunduğumuz bölüm fırlatma, koltukları fırlatarak pilotları kurtarmak için aynen jetlerde olan sistemle aynı. Evet. Birebir aynı. Her şey aynı. Bir jeti almışlar, bir eğitim uçağını üzerine monte edilmiş gibi. Onu kullanan bir uçağın, yani bir pilot adayının geçiş sürecini kolaylaştırmak adına Türkiye'nin diğer uluslararası anlamda bu konuda tecrübe sahibi olan ülkelerle birebir yaptığı projenin aynısı. Ama orada mesela bunun aynısı Güney Kore'de de var. Güney Kore'de böyle dalga geçmiyorlar. Yani yapa yapa
pervaneli bir uçak mı yaptınız? Samancılar diyor. Demiyor. Mesela Brezilya'daki uçak sanayi bunu yaptığında onunla dalga geçmiyor. Ama bizde bir samancı, bizde bir motorcu, bizde bir aşağılayan bir tayfa var. Ve işin kötü tarafı bu tayfayla biz dalga geçemiyoruz. Yani ben dalga geçiyorum. Ben onlara samancı diyorum. Çok da güzel diyorsun. Yani, savancı diye söylüyorum. Ama artık dalga geçin gerçekten, gülün ya.